Evet sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyoruz HRT ekranlarından. Ne kadar iyiyiz aslında o da tabii tartışılır. Özellikle son günlerde bu virüs salgınının yaygınlaşmasıyla beraber, ölüm sayısının artmasıyla beraber artık insan iyi kelimesini dahi kullanırken böyle bir tereddüt ederek kullanıyor. Ben tereddüt edenler arasındayım ama bir şekilde yaşama zorunluluğumuz var ve yaşamaya devam ediyoruz. Siyaset cephesinde neler oluyor? Onlar için acaba iyi var mı halen, yok mu? Biraz onu konuşacağız. Tabii merak ediyorsunuz konuğumuz kim? Konuğumuz Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç. Efendim onunla yaklaşık 45-50 dakika birlikte olacağız ve gündemi öyle bir değerlendireceğiz. Özellikle belki biraz da Hatay'ı konuşuruz. Biliyorsunuz Sayın Vekil kendisi aslen Hataylı. Yani zaman diliminin bir bölümünü de Hatay'da geçiriyor. Adana'yı da konuşuruz, Türkiye'nin genelinde konuşuruz inşallah. Tabii ben hemen Sayın Vekilime dönüyorum, Tülay Hanım'a ve iyi akşamlar diyorum öncelikle. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Bakın biz yine iyi akşamlar diye başladık, siz de iyi yayınlar diye yanıt verdiniz. Ya iyilik adına bir şey kaldı mı Tülay Hanım ya? Şimdi siyasetçiler hep umut dolu olurlar ama hele siz mensup olduğunuz parti itibariyle hep umuttan söz eden bir siyasi partisiniz. Halen umutlu muyuz? Umutlu olmak mı gerekiyor? Kesinlikle umutluyuz. Umutlu olmamız lazım. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Çünkü insan dediğimiz varlık umuduyla vardır, umuduyla yaşar. Bizler umudumuzu yitirirsek insanlar olarak, toplum olarak yaşama dair her şeyimizi yitiririz. İçinden geçtiğimiz süreç her manada kötü. Belki birazdan detaylarını konuşacağımız çok fazla sorun var. Hı-hı. Gerek ülkemizde gerek dünyada. Bütün yaşanan bu olumsuzluklar üzerine bir yanımızda savaş devam ediyor. Bir yanımızda çok büyük bir ekonomik kriz var. İnsanlar açlık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Öte yandan da koronayı bunu dünya ölçeğinde bu sorunu da üstüne bu salgını eklediğimizde hakikaten insanlar yarınını göremiyor. Fakat biz bütün bu koşullarda umutluyuz. Sonuçta her karanlığın sonu illaki aydınlıktır. Her kışın sonu illaki bahardır. Yani biz bu felsefeyle kuruyoruz hayatımızı. Partimizin de yaklaşımı bu. Sonuç itibariyle gerçekten keşke biz öyle bir dünyada yaşıyor olsaydık ki yani siyaseti bu kadar derin bir toplumsal sorunlar üzerinden siyaset gelişmemiş olsaydı ama ne yazık ki içinde yaşadığımız sistem, mevcut olan rejimler, iktidarlar bizlere böyle bir karanlık hayatı, olumsuz bir hayatı uygun buluyorlar. Biz de bunun karşısında umudumuzu hiçbir zaman yitirmeden, mücadele ederek, emek vererek hayal ettiğimiz, tahayyül ettiğimiz barış, eşitlik ve kardeşlikle dolu bir dünya inşa etmek istiyoruz. Evet, tabii Sayın Vekilim ve tabii sevgili seyirciler, ölümün kol gezdiği bir dünyadan, bir ülkeden ve özellikle yaşadığımız il Hatay'dan söz ediyoruz. Sayın Vekilim sizler de takip ediyorsunuz. Sadece Hatay'dan günlük 20 ile 30 arası ölüm yaşanıyor bu virüs dediğimiz şeyden. Tabii virüs salgını olduğunda ve insanlar yaşamlarını yitirdiğinde, aç kaldığında, efendim söyleyeyim bakkala gidip ekmek alamayacak duruma düştüğünde diğer hiçbir konunun bir anlamı kalmıyor artık. Yani siyasette şu olmuş, bilmem kime ne demiş, bunu demiş, çok da öneme binmiyor artık. Dolayısıyla programımızın bir kısmı virüsle ilgili gideceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Salgını yönetemeyen bir hükümet mi var şu anda karşımızda? Yoksa hayır ya salgın yönetildi işte bütün dünyada zaten böyle mi gidiyor diyorsunuz? Çünkü toplum da ikiye bölünmüş. Yani ilk başta Sağlık Bakanlığı'na çok ciddi bir destek vardı. Yani evet bu işi götürüyorlar, ediyorlar. O dönem bizden bir şey mi saklanıyordu da bugün patlama mı oldu? Ne oldu birdenbire Türkiye'de? Evet, ben sözlerime başlarken bu konuyla ilgili öncelikle yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımızı, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ve hasta olan yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ümit ediyoruz ki bir toplum olarak, bir bütün
şeklinde bu karanlık günleri ve bu salgınla doğru düzgün mücadele etmeyi başarır ve en az can kaybıyla bu süreçten çıkarız. En büyük dileğimiz, en büyük temennimiz gerçekten budur. Sorunuza gelecek olursak Ali Bey, gerçekten bu salgın işte Türkiye'de ilk zuhur ettiği zaman, ilk ilan edildiğinde, evet vardır bu ülkede salgın dendiğinde, sanki işte oluşturulan bilim kurulundan tutun da işte Sağlık Bakanlığı'na kadar kamuoyunun gözünde bir güven oluştu ilk etapta. Fakat bu güvenin ilerleyemeyeceğine dair aslında bizim HDP olarak başından beri uyarılarımız oldu. Mesela en bariz yanlışlık nerede yapıldı? Bilim kurulu oluşturulduğunda bu işin asli unsuru olan Türk Tabipler Birliği bu işin dışında tutuldu. Bu çok yanlış bir yöntemdi, çok yanlış bir siyasetti. Burada iktidar partizancılık yaptı. Yani iktidar gerçekten AKP'lilik yaptı ve bilim kurulunu ayrıca da yani hani özgür de bırakmadığı algısı gittikçe bizlerde geniş kamuoyunda böyle bir algı bıraktılar. Yani bugün bilim kurulunun önerdiği önlemlerle acaba iktidarın çıkarlarına uygun alınan önlemler aynı mıdır? Biz bunların arasında açı farkı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bugün bilim insanlarının ne dediğine, Türk Tabipler Birliği'nin, sağlık emekçilerinin bu konuyu bilen insanların ne dediğine baktığımızda, başka ülkelerin deneyimlerine baktığımızda, mesela bir kapanmadan bahsediliyor ve birçok önlemden bahsediliyor. Türkiye'nin aldığı önlemlere bakalım. Hele şimdi yeni olarak alınan önlemlere bakalım. Şimdi malumunuz kış vakti. İnsanlar evlerine kapandı. Dolayısıyla hastalığın hani pik yapacağı zaten beklenen bir şeydi kış vaktinde. Ki beklenen oldu. Gerçekten şu an Türkiye haritasına baktığımızda her tarafı kıpkırmızı. Çünkü hastalığı kırmızı renkle gösteriyorlar. Her yer kıpkırmızı ve çok yüksek düzeyde ölüm oranları. Mesela şimdi Sağlık Bakanlığı'nın ölüm oranı ve vaka sayılarıyla ilgili verdiği bilgiler doğru mu? Değil. Bunun doğru olmadığını mesela... Hala bugün de mi doğru değil? Yani değil. Biliyorsunuz şu anda işte tabii. 30 bin seviyesinde hatta 30 bin de aştık. Dün. Aynen. Halen doğru değil diyorsunuz. Halen tabii az mı gösteriliyor? Tabii tabii. Yani şundan yola çıkarak söylüyoruz. Hani hepimiz toplumla, halkla iç içe yaşayan insanlarız. Bir kere hani ben mesela Antakya'daki ölüm oranlarına bakıyorum. Az da değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı. İstanbul'da sadece. Kaldı ki onlar mesela Mezarlıklar Müdürlüğü'nden daha somut bilgilere ulaşabiliyorlar. 200'ün üzerinde sadece İstanbul'daki ölü sayısı. Yani bu çok ürkütücü bir rakam gerçekten. Ve insanlar yani iktidarın hatası nedir? Bu rakamları gerçekçi bir şekilde kamuoyuyla paylaşması demek bir yandan bir etik kuralı yerine getirmiş olur toplum karşısında. Bir sorumluluğu yerine getirmiş olur. Ama öte yandan bakın ölüm oranı bu kadar yüksek, vaka sayısı bu kadar yüksek. Ciddiye alın bu hastalığı, önlem alın duygusunu topluma daha fazla zerk etmiş olurlardı. Şimdi mesela ben mahallede dolaşıyorum. Hala bazı büyüklerimiz diyor ki korona diye bir hastalık yok. İnanmıyorlar. Mesela benim yaşı ileride olan bir yakınım hasta. Telefon ettim geçmiş olsun demek için. Ya kızım diyor korona falan yok diyor. Hala algı böyle. Ama biz bu rakamları gerçekçi verebilseydik topluma ve daha gerçekçi uyarılar yapabilsek, daha gerçekçi önlemler alsaydık toplum kendini daha fazla bu manada koruyacaktı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın koronayla ilgili aldığı kararların bir tarafı böyleyken bir tarafı iktidar açısından mesela bu serbestlik sağlandığı zaman biliyorsunuz bir dönem işte kurallı gidildi. Bazı işte kısıtlamalar vardı. Sonra dendi ki işte yaz boyu turizm sektörü için bir serbestlik yöntemi geliştirdiler. Şimdi o dönemde baktığımızda bu serbestlik neden sağlandı? Ülke gerçekten çok büyük bir ekonomik krizin içinde. Bu ekonomik kriz aynı zamanda yani dünya ölçeğinde bir ekonomik kriz ve kapitalizmin bir krizidir gerçekten. Fakat Türkiye'de iktidar ayrıca ekonomiyi o kadar kötü yönetti ki daha önce uzun uzun bu konuları konuşmuştuk. Üretime dayalı, tarımı büyütmeye dayalı bir ekonomik program izlenmediği için bu kriz daha da artmış oldu Türkiye'de. Ve bu ekonomik krizle şu an baş etmeye çalışırken korona günlerinde bile insanlara evde kal ama aşını al,
evde kal ama ücretini al ya da evde kal ama yaşayabileceğin kadar devlet senin ihtiyaçlarını karşılasın formülüne gidilmiyor. Bu formüle gidilmediği sürece biz gerçekten çok fazla can kaybı yaşayacağız bu hastalıkta. Bakın hatırlayacaksınız, bir torba yasa gelmişti meclise. Meclis bu 2 aylık tatile girmezden önce. Ve bu koronayla mücadele bağlamında bir ekonomik paketti yani. Nasıl diyelim, torba yasaydı zaten. Şimdi orada ben çok iyi hatırlıyorum, varlık fonunun varlık fonundaki birikmişlerle işte pandemi zamanında iflas etmenin eşiğine gelmiş olan büyük şirketleri satın alma. Bunu öngörüyor. Yani varlık fonu 83 milyon vatandaşın birikmişini büyük şirketleri kurtarmaya ayıracaklar. Peki işçiye, çiftçiye ne veriliyor? Hatırlayacaksınız işte son 3 yıl içerisinde 450 iş günü çalışmış olan yani sigorta primi yapmış olan işçiye maaşının %60'ını ödemek üzere bir kısa çalışma ödeneği formülü buldular. Bir diğeri de işte ücretsiz izin, diyelim ki bunlara haiz değil ve işsizlik maaşı alamayacak koşulları, alabilecek koşullara sahip değilse o emekçi kardeşimize ne kadar para veriliyordu? 168 TL net olarak vergisi düşüldükten sonra 1168 TL para veriliyor. Yani bugün de 39 TL'ye tekabül ediyor. Şimdi siz düşünün ki Ali Bey, 4 kişilik bir aile, 4 kişilik bir nüfus günlük 39 TL ile ne yer ne içer? Akıl almaz bir uygulama. Ama paranın esasını, ülkenin birikmişini büyük şirketlere, işçiye gördükleri, emekçiye, yoksula gördükleri hak da işte bu kadar basit. Mesela tarımla ilgili biz HDP olarak ısrarla şunu söyledik. Bakın tarım, özellikle bu koronavirüs bize bir kere daha göstermiş oldu ki üretime dayalı bir ekonomi yine kendini bütün krizlere rağmen dimdik ayakta tutabilir. Gıda çok önemli bir şeydir. Gıda krizi bir ülke yaşarsa gerçekten hayat durur yani. Daha fazla ölümlerle biz karşı karşıya kalırız. Şu an mesela tarım ülkesiyiz biz. Bundan çok bahsettik. Havası, suyu, her bakımdan verimli ve zengin bir toprağa sahip bir ülkeyiz. Ama tarıma teşvik yok. Bakın yine mesela biz bütçe görüşmelerinde Ticaret Bakanı'na bunu kendim de sordum. Mesela yine Cumhurbaşkanlığı'nın imzasıyla şöyle bir karar alındı. Bu sene sonuna kadar yurt dışından ithal edilecek hububata vergi uygulaması olmayacak. Biz niye dışarıdan hububat ithal ediyoruz? Türkiye bir buğday ambarı değil midir? Konya bir buğday ambarı değil midir? Biz niye domates ithal ediyoruz? Bu akıl almaz bir şey. Yani bizler bunları en fazla ihraç, hem kendimize yetecek hem ihraç edebilecekken yapmıyoruz. Niye? Bazı ürünlerde kota uygulaması, bazılarında ise gerçekten özellikle bu korona günlerinde çiftçinin hali çok çok kötü. Mesela mazot, gübre ve prim desteği sağlayalım dedik biz HDP olarak. Devlet, hükümete düşen, devlete düşen en önemli görev bu korona günlerinde çiftçiyi ayakta tutabilmek, daha çok teşvik etmek ve daha çok üretimin olmasını sağlamak. Gerekirse hazine arazilerini çiftçiye açmak böylesi bir dönemde. Çünkü toplumun 83 milyonun aç kalmasıyla mücadelenin en önemli yöntemi buradan geçer. Ama emin olun ki neredeyse sıfır destek sağladılar çiftçiye. Şimdi esnafa bakıyoruz. Mesela yani şu örneği vermek istiyorum ya. Ben Adana'da Çukurova ilçemizi ziyaret etmiştim. Bir olağanüstü kongre süreci yaşadı ilçemiz ve yönetimi tebrik etmeye gitmiştik. Sadece yönetim kurulunda bulunan 3 arkadaşımız bu pandemiyle ilgili yeni yasaklardan sonra kapatmış dükkanını. Diyor ki ben çay kahve satıyorum, paket servisi yapamam. Paket servisi yapan da diyor ki biz diyor eskiden bir teneke yağ 160 liraya alırken şimdi bir teneke yağ 200'ün üzerinde oldu. Benim sonuç itibariyle paket servis yaparken de ben diyor mecbur ucuz tutmalıyım diyor o yemeğin fiyatını ve ben onun parasını doğru düzgün çıkaramıyorum. İşçime sigortasını ödüyorum, maaşını veriyorum, yetişemiyorum dedi. Ve bunun gibi niceleri şu an Türkiye genelinde gerçekten en zor durumdaki olan kesimlerden birisi esnaftır. Bu korona yasaklarıyla birlikte de esnaf kan alıyor. Biz yine esnafla ilgili esnafı
bazı kolaylıkların sağlanmasını söyledik. Mesela kira desteği, mesela elektrik, su, doğalgaz ki kış vakti artık doğalgaz faturaları ya da yakacak ne yakıyorsa onun faturalarının devlet tarafından karşılanması, verginin bu korona günlerinde vergi toplamaya ara verilmesi. Bütün bunlar hem çiftçimizi hem esnafımızı gerçekten çok ciddi bir biçimde rahatlatacak. Bunlar, yani sizin dediğiniz esnafa destek meselesi, bakın bugün ben de programa gelmezden önce Antakya'da, Defne'de dolaştığım caddeleri, sokakları, sizin de ifade ettiğiniz gibi esnaf artık can çekişmiyor, can verdi bile. Yani birçok esnaf can verdi bile, kepenkini kapatmış, açık olan kişi bile Ali Bey diyor bir iki saat geliyoruz, iş yok, güç yok zaten vesaire. Neden bu sizin bahsettiğiniz destek bu insanlara sağlanamıyor? Çünkü AKP iktidarı ekonomiyi öyle bir yönetti ki Ali Bey, hakikaten yandaşa, kendilerine ve işte 5 müteahhit şirketten bahsediliyor. 5 şirkete ve dediğim gibi yandaşlara peşkeş çeken bir program izlediler. Bakın bununla ilgili mesela... Yani kasada para yok. Çünkü ben biliyorum ki siz aynı zamanda bütçe komisyonu üyesiydiniz herhalde mecliste bir ay. Üyesi değilim, düzenli takip ettim ama. Öyle mi? Ben üyesi olarak biliyorum sizi. Düzenli takip ettiniz. Çok bilginiz vardır. Birazdan bu konuya gireceğiz ama. Anladığım kadarıyla kasada para yok yani. Yani artık şu an itibariyle bana verecek, size verecek, şuraya verecek para yok kasada. Tabii. Çünkü para nereye gittiğini anlatıyorsunuz. Çünkü AKP iktidara geldiği zaman mesela üretime dayalı bir politika izlemedi. Yani fabrikalar açmadı. Tam tersi, mevcut olan fabrikaları bir bölümünü ya kapattılar ya çoğunu zaten sattılar. Mesela şeker fabrikaları bu ülke için çok önemli fabrikalardı. Düşünün yani öyle bir iktidar ki tank palet fabrikasını bile Katar'a sattı. Şimdi sinirleniyorlar bu söylendiği zaman. Hatta şimdi biliyorsunuz hani İstanbul'da şeyle ilgili de bir satış gerçekleştirdiler. Borsa İstanbul'da %10'luk bir satış yine Katar'a. Kanal İstanbul'un etrafındaki arazileri Şeyh Hamoza, Katar emirinin annesine mesela satıldı gibi. Şimdi burada esas mesele üretime dayalı bir politika izlenmeyince, bütün parayı da inşaata, işte TOKİ'lere, şantiyelere yatırınca sanki bir ekonomik büyüme varmış gibi bir yanılgı oluşturdular toplumda. Bir hormonlu büyüme diyor buna iktisatçılar. Gerçek bir büyüme üretime dayalı olan büyümedir. Oysa ki biz ülkenin bütün kaynaklarını şantiyelere gömdük, müteahhitlerin cebine indirdik vesaire. Bakın size sadece iki tane örnek vermek istiyorum. Birisi şehir hastaneleri. Şimdi şehir hastaneleri biliyorsunuz bu yap işlet devret hikayesiyle yollardı, hastanelerdi, bu şekilde bir yöntemle yaptılar. Mesela sadece 10 şehir hastanesine yapılmış bir hesabı aktaracağım size. 10 şehir hastanesine 10 milyar 415 TL kira ve hizmet bedeli ödeniyor. Yapılmış bir hesaplamaya göre devlet bu hastaneleri kendi yapsaydı ve doğrudan kendine bağlasaydı, kira ödemeseydi, hasta garantisi vermeseydi, normal bir devlet hastanesi gibi işleseydi, sadece bu bahsettiğimiz 10 şehir hastanesini 10 milyar 95 milyon TL'ye mal edebilirdi. Yani devlet burada kârda ama burada sadece bir sene içinde ödenen kira bedeli bu kadardır. Düşünün ki burada kim kazanmış oluyor? Bu hastaneleri inşa edenler kazanmış oluyor. Kimin cebinden çıkıyor bu para? Benim cebimden, sizin cebinizden, esnafın, çiftçinin, işçinin cebinden. Ve kimin cebine giriyor? Bu bahsettiğimiz şirketlerin. Yine bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprülerine biliyorsunuz geçiş garantisi verildi. Bu iki köprü için ve bunu dolar bazlı yapmışlar. Yani öyle bir şey ki TL'den de değil, yani döviz kuru üzerinden ödeme yapılacak ki o şirketler işte döviz yükseldiği zaman o döviz kuru karşısında kendi karlılığını koruyabilsin. Burada zarar eden kim? Devlet. Yani 83 milyon vatandaş zarar ediyor. Kar eden kim? Bu işletmeleri elinde bulunduran şirketler kar ediyor. Ve düşünün ki öyle bir AKP iktidarı var ki karşımızda, şirketlerin çıkarlarını korumak için özel yasalar çıkarıyorlar. Bakın bunlardan biri budur. Sadece iki gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiği o iki günü düşünün. 56.6
6 milyon TL'yi devlet bu şirkete bu iki köprü için ödemesi gerekiyor. Düşünün, bu durup dururken devletin cebinden çıkan buharlaşan bir para. Evet. Şimdi hal böyleyken tabii ki işçiyi, çiftçiyi düşünmüyorlar. Tam da hani rantçılık yapıyorlar, yandaşın cebini dolduruyorlar dediğimizde diyorlar ki neye göre bunu söylüyorsunuz? İşte tam da bahsettiğim bu iki örnek bunların çok önemli yani kanıtıdır zaten. Başka örneklerinize gerek yok. Evet. Verdiğiniz iki örnek bile yetiyor. Şimdi Sayın Vekilim, az önce de ifade ettik. Dedi ki yani bir taraftan ölüm kol gezerken bu sizin anlattıklarınız zaten siz defalarca dile getiriyorsunuz. Muhalefetteki diğer partilere de dile getiriyor. Bunun hesabı büyük bir ihtimalle seçimde sorulacak diye düşünüyorum. Yanlış yapandan da zaten her zaman halkımız hesap sormayı bilmiş. Şimdi en çok konuşulan konu şu. Ya işte haftada cumartesi pazar günü kapatıldı. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, açıkladı. Hafta içi de 21'den sabah 05'e kadar, ki 21'de başlayan bir yasak, kış mevsimindeyiz, zaten insanlar dışarı çıkmıyor. Yani bir yasak olmadı aslında. Hafta sonuna gelen bir yasaktan söz ediyoruz sadece. Real anlamda bu. Yani böyle konuşulabilir. Fakat vatandaş şunu söylüyor. Ya arkadaş diyor, biz artık para da istemiyoruz. Bakın dün bir program yaptık bir başka milletvekiliyle. Bana gelen mesajları size söylüyorum. Biz para da istemiyoruz. Şu memleketi bir 14 gün kapatın. Şu vaka sayısını bir düşürelim. Ondan sonra herkes işine gücüne baksın. Bu 14 gün meselesinde hükümet niye bu kadar karşı direnç gösteriyor? Bunun, evet, bunun nedeni ne? Siz meclistesiniz yani, mutlaka birebir görüşmeleriniz de oluyor. Niye direniyor halin buna? Yani bu ekonominin kötüye gittiğini ifade ettik zaten. Daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Şimdi bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz bu yöntemi uygulamaya devam ettiği sürece, yani gerçekten devletin kaynaklarını, daha doğrusu ülkenin kaynaklarını şayet planlı ve programlı bir şekilde koronayla mücadeleye tahvil etmeyi başarsalardı zaten bu işin altından kalkılırdı. Türkiye öyle çok da yoksul, bitik bir ülke değil ki. Birçok da kaynağı var, birikimişi var. Ama şimdi bunlar yandaşa bu şekilde kendilerini bağladıkları için, yasal olarak da bu şekil bağladıkları için, ekonomik olarak gerçekten bu işin altından kalkamayacaklarını düşündükleri için, üretim durursa biz ne yaparız gibi bir telaşe içerisindeler. Bu telaşenin gerçekten temel sebebi onların almış oldukları bu yandaşı besleyen yasaları çıkarmalarının şu an bedelini bize ödetiyorlar. Ama eşittir, vatandaşa ödetiyorlar. Eşittir, insanlar ölüyor Sayın Vekilim. İşte, yani bu sizin dediklerinizin hani tamam koyduk bir tarafa, eşittir koyduk, insanlar ölüyor. İşte en temel sorun bu. Bakın mesela burada sağlık emekçileri, TTB, doktorlar, bu konuya vakıf olan bilim insanları uyarıyor. Sahici bir kapanma olmadığı sürece, bu bulaşı zincirini kıracak kadar kapanma sağlanmadığı sürece bu bulaşı devam edecektir. Ölüm sayısı çok yükselecektir. Biz de buradan defalarca çağrımızı parti olarak da yaptık. Ve bu bilim insanlarına kulak verin dedik. Türk Tabipler Birliği'ne kulak verin dedik iktidara. Ama gerçekten iktidar bu konuda çok büyük bir sorumsuzluk sergiliyor. Ve bu tarihi bir sorumsuzluk. Yani insan canının gözümüzün önünde yitip gitmesine tahammül eden bir iktidar, bunu kabullenmiş, yeter ki benim iktidarım devam etsin diyen bir iktidar var. Bu çok ciddi bir şey. Yani her şey bir yana, siz ne güzel ifade ettiniz. Her şey bir yana, bir de eşittir insan hayatı. Bizim için insan hayatı her şeyin üstündedir. Evet. Ne olursa olsun bu bulaşı zincirinin kırılması için çok çok daha ciddi önlemler alınmalı. Önlem alınmadı Tülay Hanım. Şu ana kadar daha bir önlem görmedik biz yani. İşçiye dayalı, üretime dayalı, kim işçi gidiyorsa ölürsen öl, kalırsan kal gibi bir siyaset de güdülüyor şu anda. Yani hangi önlemi aldılar ki? İşte demin dedik ya, yani 21'den sabah 5'e kadar insanlar zaten dışarı çıkmıyor ki. Sen hangi önlemi aldın yani? Bakın şu anekdotu ifade etmek istiyorum Ali Bey izninizle. Şimdi sosyal medyada Sağlık Bakanı demiş ki kalabalık demeden otobüse binersek bir daha işimize ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz demiş. Şimdi bir Twitter kullanıcısı cevap vermiş ona. Vatandaştan biri. Aynen. Patrona ne diyeceğiz? Ya işe yetişemezsek, o zaman patrona nasıl bir açıklama yapacağız? Başka bir kullanıcı da demiş ki bakanın selamını söyle.
Yani. Varın siz görün ki vatandaş yani. Artık işin farkında. Tabii. Belli bir direniş de gösteriyor bu görünen bu. Şimdi efendim reklama bir 3-5 dakikamız kaldı. Bir de şunu da hemen özetleyelim. Şimdi Hatay ilinin özeline ineceksek, siz de Hataylısınız netice itibariyle. Her ne kadar Adana milletvekiliyseniz de. Şimdi Hatay'da bir ay öncesine kadar yani size ben 5 ay öncesini söylemiyorum. Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan, Hataylı bürokratlar, efendim söyleyeyim bakanlığın yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz. Hatay diyorlardı ki Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesi. Hatta en iyi ili diyenler bile oldu. Vaka sayısı bakımından, yaşanan ölüm sayısı bakımından. Ne oldu bu bir ay içinde? Şimdi insanlar bunu soruyorlar bize. Size de muhtemelen soruyorlar. Aynen. Yani ne oldu? Bir anda yani. Sanki birisi bir tohum mu serpti de bu insanlara böyle bu kadar bulaş oldu. Ayrıca bu şu anda Hatay'da konuşulan bir konu. Bakın demin size ifade ettim. Hatay'da günde ortalama 25-30 kişi bu korona meselesinden ölüyor. Sayın Mehmet Güzel Mansur 2-3 gün önce konuğumuzdu. Sadece Defne'de günlük 15-17 arası ölüm yaşandığını söyledi. Resmi verileri bana gösterdi. Ne olacak yani Hataylılara ne demek istersiniz bilmiyorum ki. Yani şunu söylememiz lazım. Hava koşulları kötüleşti. Doğal olarak havalar soğuyunca insanlar kapalı mekanlara girecek. Yani bu doğal olan bir şey. Hatay, Adana ve Mersin'de çok ciddi bölge artış var. Evet. Bütün bölgede %100 bir artış var. Hem vaka sayılarında hatta yani bu rakamlara baktığımız zaman mesela Sayın Vekilimizin de ifade etmiş olduğu rakamlar doğru rakamlar. Şimdi bu rakamlara baktığımızda aslında vaka sayısı ya da ölüm sayısı %100'ü de aşmış durumdadır. Bu inanın Adana için de öyle, Mersin için de öyle. Bakın ben bir soru önergesi verdim özellikle Adana'yla ilgili bu korona meselesinden dolayı. Mesela Adana Akademik Meslek Odaları Birliği açıklama yapıyor. Açıklamayı da Adana Tabip Odası Başkanı yapıyor bu oluşum adına. Ve diyor ki Adana'nın günlük 1500-2000 testinin %40'ı pozitif çıkıyor. Emin olun ki bu Hatay için de öyledir bu rakamlar. Çünkü bu rakamlar bölgenin ortalama rakamlarıdır. Mesela bununla ilgili çağrılar yapılıyor. Testlerin yapıldığı cihaz sayısının arttırılması. Ben az önce bir yakınımdan bahsettim. Korona olmuş. Şimdi 5 gün önce tomografide korona bulguları var. Çıkmış ortaya. Bir de bu sürüntü dedikleri, burun sürüntüsü dedikleri PCR testini yapıyor. PCR testinin sonucu ne zaman çıktı Ali Bey? Bugün öğleden sonra. 5 gün sonra. 5 gün sonra pozitif olduğu ortaya çıktı. 5 gün boyunca ki bunun evveli de vardı, hastalığı kapmasının vesairesinin evveli de vardı. Basit ilaçlar kullanmış bu süre boyunca. Şimdi ise asıl koronayla mücadele edilecek ilaçlar yeni verilmeye başlandı. Şimdi 5 gün sonra çıkan bir test nasıl olur? Tabii ki en ufak bir hastalığınız varsa, en ufak bir organ yetmezliğiniz varsa bu ölümle sonuçlanıyor. Yani Hatay'daki sadece, vaziyet ne yazık ki bu. Hatay'da böyleymiş sadece. Yani diğer illerde bu kadar uzun sürmüyormuş test meselesi. Ankara'da aynı gün çıkıyor evet, mesela. 8-10 saatte tabii, veriyorlar. Tabii. Hatay'da niye? Yani bunu sormak lazım yetkililere. Hatay'da kesinlikle. Niye 3-4 gün sonra, 4 gün sonra, 5 gün yani, sonra? Hakikaten ben böyle olduğunu da bilmiyordum. Yani ya bu hafta buradaydım tesadüfen ve bunu böylece öğrenmiş oldum ve şaşkınlık içindeyim yani. Siz de ricamız mecliste bunu dile getirirseniz belki birileri buraya yani bilgileri olsun belki haberleri bile yoktur. Bilmiyorum ki yani. Tabii ki bunu dile getireceğiz. Lütfen. Şimdi biz bugün Adana'yla ilgili tabip odasının yapmış olduğu bir çalışmayı bugün meclis gündemine taşıdık. Elbette bu hafta içinde de ben Hatay'la ilgili olanı da taşıyacağım. Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim bu son sorum olsun. Reklamdan önceki son sorum olsun. Lütfen 2-3 cümleyle zaten konuyu yeterince konuştuk. Alınan son önlemler insan sağlığı düşünülerek mi alınmış önlemlerdir? Yoksa sermaye düşünülerek mi alınmış önlemlerdir? 3-4 cümle. İnsan sağlığı düşünülerek alınacak önlemler bu kadar basit önlem olamaz. Gerçekten bugün sürekli bahsediyorum bilim insanı ve tabiplerin yaptığı çağrıya kulak verilmesi gerekiyor. Eğer insan ve vatandaşın sağlığı ve hayatı düşünülüyorsa şu an alınan karar dostlar alışverişte görsün.
Biz hükümet olarak bakmayın işin başındayız ve çeşitli yaptırımlar uyguluyoruz koronayla mücadele için. Ama bunların bilim insanlarının söylediği, bu benim de haddime değildir bunları ifade etmek ama bilim insanlarının dediği bu alınan önlemlerin bir yeterliliği asla yoktur. Bir manası da yoktur. Siz güzel söylediniz demin. Zaten kış vakti saat 9'dan sonra hiç kimse doğru düzgün dışarı çıkmıyor ki. Herkes evinde yani zaten. Bunu yasak haline getirmiş olmanın ya da kısıtlama haline getirmiş olmanın bir manası yok. O yüzden bir sermaye, iki kendi iktidarlarını koruyan kararlar alıyorlar. Vatandaşın canını da sokağa terk etmiş oluyorlar. Evet. Türay Hatimoğulları Oruç, HDP Adana Milletvekili. Yarım saatimizi geride bıraktık. 20-25 dakika daha birlikte olacağız. Peki efendim, şimdi birinci bölümde pandeminin getirdiği olumsuzluklar, hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın bu salgını aslında yönetemediğini ortaya koydunuz. Esnafa, işte işçiye, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımın yapılmadığını, yapılamadığını, şu nedenlerle yapılamadığını bizimle paylaştınız. Şimdi soru şu olsun, ikinci bölüme şöyle girelim. Bu arada bütçe komisyonunu yakından izleyen bir isimdi Türay Hanım, onu da soracağız. Bütçe ne durumda acaba? Meclisteki bütçe ne bütçesi oluşturuldu? Kime ne verilecek? Onu da konuşacağız ama öncesinde siyasetçisiniz. Bir yandan hayatta devam ediyor. Hem siyasetçiler için hem bizim için. Pandemi ve siyaset dersek, yani bu pandemi sürecinde siyaset nasıl işliyor? Onu biraz konuşalım mı? Yani pandemi zamanında meclis yine çalışıyor doğal olarak. Herkes nasıl çalışıyorsa bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu pandemi zamanında elbette bir siyasetin temel gündemlerinden birisi pandemi. Hmm. Çünkü az önce çok detaylı konuştuk. İnsan yaşamı söz konusu ve pandeminin yarattığı sonuçlar aynı zamanda insanları açlığa ve yoksulluğa daha fazla sürüklemiş durumda. İşsizlik çok fazla artmış durumda. İşte yine ifade ettik, esnaf kepenk kapatıyor. Yani artık dar boğazını nasıl diyelim sıkmaktan hakikaten nefessiz kalmış durumda bütün insanlar. Şimdi hal böyleyken doğal olarak pandemi günlerinde ister istemez siyasetin yine temel gündemlerinden birisi gerek sağlık boyutuyla, insan yaşamı boyutuyla, gerek ekonomik boyutuyla, gerekse sosyal etkileri, toplumsal etkileri bakımından ister istemez tabii ki pandemi oluyor. Kişisel olarak ne yapıyorsunuz? Üretebiliyor musunuz? Şimdi Halkların Demokratik Partisi üreten bir parti aslında, sürekli halkın içinde gidip gelen, ziyaretler yapan. Herhalde artık siyasi üretimden söz ediyorum. Çok kısıtlandı. Şüphesiz yani korona sebebiyle bizim çalışmalarımız da istediğimiz düzeyde tabii ki değil. Mesela bizim demokratik mücadele programımız vardı. 1 Haziran'la 1 Eylül arası devam eden. Onun hemen akabinde de Türkiye genelinde işte faşizme karşı Birleşik Demokratik Cephe'nin örülmesiyle ilgili bir mücadele programımız var. Bu mücadele programımız için bir bitiş tarihi koymadık. Yani bu bir kampanya gibi de değil. Yani çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştıracağımız ve ülkede bu yaşanan rejim değişikliğine karşı gerçekten demokratik bir ülkeyi, yani yargının adil olduğu bir demokratik parlamenter sistemin inşa edileceği, dış siyasette savaş merkezli bir siyasetten kopup diplomasi, barışı ve diyaloğu hedefleyen bir siyaseti öngören yepyeni demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bunu da tabii ki biz HDP olarak tek başımıza yapamayacağımızı buradaki programlarımızda da farklı yerlerde de defaatle ifade ettik. Bu geniş bir toplumsal mütabakata ihtiyacımız olan bir çalışma ve bir mücadeledir. Bu çok geniş bir demokrasi ittifakıyla mümkündür. Bu demokrasi ittifakından da kastımız seçim merkezli olan ve bildiğimiz siyasi partilerle bir ittifakı kastetmiyor sadece. O daha önce de konuşmuştuk. Seçim vakti gelir, o tür konular oturulur, konuşulur, ayrı bir konudur. Şu an bizim için elzem olan, az önce bahsettiğim bir demokratik Türkiye'nin inşası için yapılması gereken Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle,
sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle, kadın kurumlarıyla ve inisiyatifleriyle, gençlik, bilim insanları, akademi dünyası, her kesimle buluşacağımız, her kesimle bir arada olacağımız ve gerçekten herkesin kendini bu ülkede iyi hissedeceği bir demokratik Türkiye'nin inşası için mücadelemizi sürdürüyoruz. Buna dair de yürüttüğümüz halk toplantıları, halk buluşmalarında ister istemez koronadan dolayı tabii ki sayıyı sınırlı tutuyoruz. Yani bizler de mesela toplantılarımızda toplantıyı yaptığımız salonun 1/3'ünün sadece doluluğuna özel özen gösteriyoruz. Bu açık havada da yaptığımız etkinliklerde böyledir. Ama bizim halkla temasımız sürüyor, bitmedi. Bu koronadan dolayı da askıya da almadık halk buluşmalarını, halk toplantılarını. Ama dediğim gibi kesinlikle bu korona koşullarına en uygun şekilde yapma konusunda da azami hassasiyet gösteriyoruz. O sebeple sayıca düşük de olsa bu buluşmaları sürdürüyoruz. Evet. Yani küçültmüş de olsak yelpazeyi ama devam ediyoruz diyorsunuz. Şimdi az önce bahsettiğiniz işte demokratik süreç için geniş tabanlı bir şeye ihtiyacınız olduğunu söylediniz. Tek başımıza yapamayız dediniz. Yani diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer siyasi partilerle, demokrasiden yana, insan hak özgürlüklerinden yana, efendim söyleyeyim, siyasi partilere beraber olmamız gerekiyor. Fakat bu sadece yani hani AK Parti, MHP sanki HDP'yi dışlıyor, işte yani biz görüşmeyiz, etmeyiz falan diyorlar. Ama bunu zaman zaman Millet İttifakı'ndan da duyabiliyoruz. Yani İYİ Parti'den, hatta CHP'den duyabiliyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani yanlış bir şey mi yapıyor HDP? Yanlış taleplerde mi bulunuyor? Yoksa işte doğru söyleyenin dokuz kevden kovarlar mı? O mu acaba hakim? Size göre hangisi? Şimdi AKP iktidarı sadece bize dönük değil, genel olarak bütün muhalefetin yan yana durmasını engellemek için hakikaten tırnak içinde, amiyane tabirle söyleyeceğim, birçok oyun çeviriyor. Yani nedir bunlar? İşte ona parti kurdurma, onu ön plana çıkartma, oradan bir içeriden bir yarılma yaratma partilerde. AKP'nin içinde böyle görevlendirilmiş özel bir ekip var. Bu çok net. Tamam, onlar istemiyor. İktidar partisi tabii ki güçlü olmanızı istemiyor. Aynen. MHP'nin şimdi, zaten mesela, bir şey demesi beklenemez yani. İYİ Parti'den işte şimdi problemli olan Özdağ çıkıyor, diyor ki efendim diyor anayasa görüşmeleri yapıyorlarmış. Yapamaz mısınız? Normalde şimdi yani bu bir akıl tutulması. Bunu konuşmak için gerçekten siyasetten hiçbir şey anlamıyor olmak lazım. Bir siyasi partinin en temel işlerinden birisi anayasa değil midir zaten? Yani bize şunu söylüyorlar. HDP ile bir arada olmayı, anayasa bile konuşmayı, herhangi bir siyasi konuyu konuşmayı gayrimeşru göstermek, kriminalize etmek, tırnak içinde terörle iltisaklı göstermek için elinden geleni yapıyor. Oysa biz Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisiyiz ve demokratik siyasette ısrar eden bir partiyiz. Bu Türkiye için çok önemli bir şanstır. Gerçekten Türkiye'de bütünlüklü olarak Türkiye'nin 83 milyon insanı eşit bir vatandaşlık ilkesi etrafında kendini ifade eden, kendini huzurlu ve mutlu hissettiği bir ülkeyi bütünlüklü olarak inşa etmeye aday bir partiyiz. Şimdi böyle bir parti için sen kalkıp diyorsun ki, efendim neden toplantı yapıyorsun? Neden anayasa çalışması yapıyorsun? Peki ne yapmalıyız? Bir siyasi parti ne yapar? Bir siyasi partinin işi nedir? Bunlar değil midir? Yani kendi asli işimizi suçmuş gibi göstermeye kalkışmak. Çok tartışılan bir konu. Yaptınız mı yapmadınız mı öyle bir çalışma? Ya İYİ bununla ilgili şimdi ismini hatırlamamakla beraber söylüyorum. Bir sivil toplum kuruluşu bütün partileri demokratik bir anayasa tartışması için bir araya getiriyor. Bakın benzer çalışmaları farklı zamanlarda farklı oluşumlar yaptı. Biz de mesela HDP olarak 2 sene önce bir demokratik anayasa tartışmasıyla ilgili Türkiye'de bütün illerde, Türkiye'nin 82 ilinde biz bunun çalışmasını yaptık. Kapı kapı gittik. Mesela ben Adana'da yaptım bu çalışmayı. Adana'da ne kadar siyasi parti varsa, ne kadar demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, inanç örgütü, kadın kurumu, hepsini gittik ziyaret ettik. Ve demokratik anayasa dosyamızı götürdük, onlara verdik. Dedik ki biz sizden görüş almak istiyoruz.
toplumsal mütabakat, bir toplumsal tartışma olmalı ki bir demokratik anayasa açığa çıksın. Bu bizim üzerimizdeki en temel görevlerden birisidir. Biz bunu yapmazsak asıl suçu o zaman işlemiş oluruz. Eğer bir masa etrafında Türkiye'deki bütün farklılıklar bir demokratik anayasanın yazılması için bir araya gelmiyorsa sorunu orada aramalı bu siyasiler. Bir araya gelmede arayamaz, öyle bir hakları yok. Evet, Millet İttifakı'ndaki İyi Parti'nin, az önce de ifade ettiğim CHP'nin ya da işte diğer ortakların, yani direkt olmazsa da bunu daha önce sizlerle geç sohbet etmiştik, belki denemekte fayda var. Sanki böyle bir adım geride durmaları üzüyor mu sizi zaman zaman? Yani HDP'yi üzüyor mu? Yani şöyle, ya arkadaş biz öcü değiliz falan mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz birebir görüşmelerinizde? Merak ediyorum hakikaten yani. Şimdi kenarda durma ya da bir belli mesafelenmeler tabii ki bize göre olması gereken şeyler değil. Olmaması gereken şeyler. Fakat hani kendilerinin biz takdirine bırakıyoruz. Ama en nihayetinde şu gerçekliği de belirtmek durumundayız. Gerçekten biz bu mevcut olan tek adam rejiminden kurtulmak istiyorsak, hali hazırda da Cumhur İttifakı çok ciddi kan kaybetmeye başlamışken, ki anketler bunu gösteriyor. Birçok anket daha, yani kaç ankete baktıysak hepsi bir Cumhur İttifakı'nda bir gerileme gösteriyor. Şayet siz buna bunun karşısında yönetmeye adaysanız, siz mecbursunuz ki bütün farklılıkları kapsamaya, siz mecbursunuz ki bütün geri kalan kesimlerle bir arada olmanın yol ve yöntemini bulmaya. Hatta muhalefete, hatta biz HDP olarak böyle bir görevimiz olduğunun da bilincindeyiz. Biz bugün AKP'nin seçmeninin de oyuna talibiz. Biz bugün daha önce AKP'ye gönül vermiş, AKP'ye inanmış ama şimdi yanlış yaptığını gören kesimin de oylarına talibiz HDP olarak. Muhalefet de buna talip olmalıdır ve buna göre bir politika geliştirmelidir. Yani muhalefetin çok daha geniş, çok daha esnek, tabii ki kendi ilkelerimizi asla ve asla ilkelerimizden vazgeçerek değil, ama belli başlı bu ülkenin demokratikleşmesi için bizim için mesela bellidir bunun formülü. Daha önce de belki paylaşmıştık bu programlarda. Bir demokratik parlamenter sistem, demokratik anayasa oluşması, yargının adil olması. Çünkü gerçekten bugün birçok insanın Türkiye'de, hatta milyonlarca insan desem yeridir, yargıdan dolayı mağdur. Yargı bugün iktidarın elindeki bir sopa ve yapılan araştırmalarda en az güvenilen organ Türkiye'de yargı olduğuna olduğu görülüyor. Bir adil yargılama sistemi, mesela KHK'lılarla ihraç edilmişlerin görevlerine geri dönmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi. Ki bir parantezle şunu ifade etmem gerekir. Mesela sağlık bu korona günlerinde gerçekten sağlık çalışanlarına, emekçilerine çok çok büyük görev düşüyor. Çok da ağır bedel ödüyorlar. Yaşamlarını da en fazla kaybeden meslek grubu olarak, oransal olarak baktığınızda sağlık emekçileridir ki biz mecliste de sağlık emekçileri açısından hani koronanın bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bununla ilgili de meclise önergelerimiz de oldu ama Cumhur İttifakı'nın oylarıyla da reddedildi, kabul edilmedi. Mesela KHK ile ihraç edilmiş o kadar çok sağlık emekçisi var ki her biri de birbirinden deneyimli. Biz diyoruz ki bu korona zamanı onları geri döndürün, işlerine başlasınlar ve büyük bir insanlık faciasına dönüşmüş olan bu salgınla mücadeleye bu emekçi kardeşlerimiz de katılsın. İşte bütün bunları bir araya getirecek olan nedir? Bir demokratik mücadele programıdır. Bir demokratik hattır, satıhtır. Biz bu demokratik hattın içerisinde kim olmak istiyorsa biz çağrımızı zaten açıktan yaptık bu konuda. Ki Türkiye'nin bahsettiğimiz bu rejim değişikliğinden kurtulmaya, parlamenter sisteme dönmek istiyorsa ki muhalefetteki bütün partiler, sağı da, muhafazakarı da, solcusu da bunu söylüyor. Şayet istenen buysa reçete bellidir. Bu reçetenin hayata geçirilmesi lazım. Ve biz HDP olarak bu reçetenin sonuna kadar arkasındayız.
büyük bir açık yüreklilikle konuşmaya, tartışmaya, bizim rezervlerimiz dediğim gibi genel ilkelerimiz dışında bu manada, bu bahsettiğimiz zeminde biz herkesle görüşmeye de elbette hazırız. Tabii ki bu Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin dışında olarak ifade ettiğimin de altını özellikle çizmek istiyorum. Az önce iktidar bileşenleri derken tabii AK Partililerin de oyunu talep ediyoruz dediniz. MHP'den söz etmediniz. MHP'nin oylarını talep etmiyor musunuz? MHP'lilerin oylarını ya da MHP'nin? Biz HDP olarak Türkiye'deki 83 milyon vatandaşımızın teveccühüne talibiz. Ama AKP özellikle saydınız. Ve bütün seçmenlerin de ayrıca oylarına talibiz. Yani burada ben tabii ki AKP'yi özellikle ifade etmemin bambaşka sebepleri var. Çünkü gerçekten AKP'ye yani MHP'nin bir blok oyu var, bir kemik oyu var. Bu kemik oylarında oylarını sarsmak zayıftır. Onlar da %10'un altındadır, onu da ifade edeyim. Zaten yapılan anketler de öyle mi çıkıyor? Tabii %10'un epey altında. HDP ne kadar son anketlerde? HDP %11.6'larda görünüyor. 11 ve 12 bandında zaten gidip geliyor. Zaten normal oyunuz oydu, koruyorsunuz oyunuzu. Aynen koruyoruz. Anlaşılan o yani. Evet. Peki Sayın Vekilim, şimdi geldik programın sonuna ama bir konu kaldı. Onu da biraz konuşalım. Ekonomiyle alakalı bir konu. İşte bütçe komisyonu görüşmeleri yaklaşık bir ay herhalde sürdü mecliste bildiğim kadarıyla. 7 Aralık'ta da genel kurula gelecek. Siz de yakından takip ettiniz bütçe komisyonunu. Nedir yani ön plana çıkan başlıklar nedir? 7 Aralık'ta neyi öngörüyorsunuz? Tabii Ali Bey, aslında biraz önce konuştuğumuz yani bütçe plan ve bütçe komisyonunun asıl bu bütçeyi görüşürkenki işi genel olarak sadece ekonomiyi rakamlarla ya da bütçeyi rakamlarla belirlemek değil. Belli bir siyasal, sosyal program etrafında bunu şekillendirmek. Dolayısıyla aynı zamanda bu çalışma bir planlamayı beraberinde getiriyor. Önce planlama, sonra arkasına onun karşısına rakamları yerleştirme geliyor. Şimdi burada bütçenin tercihleri meselesine bakmamız lazım. Mevcut olan AKP iktidarı Cumhur İttifakı ile birlikte MHP ile beraber takındıkları, bu bir aya yakın devam eden bütçe görüşmelerinde emin olun takındıkları tutum net olarak şuydu: yine yandaşa, yine kendi iktidarlarını korumak için bütçe. Onun dışında bir bütçe, yani halka bütçe, emekçiye bütçe, işçiye, çiftçiye, kadına, gence, böyle bir şeyden bir haberler. Bakın mesela ben birkaç örnek vereceğim. Biz diyoruz ki yapılmış olan anketler Türkiye'deki gençlerin kendilerine bir gelecek görmediğini söylüyor. Mutsuz Türkiye'deki gençler. Pat diye çıkıyor işte AKP adına konuşanlar. Diyor ki gençler çok mutlu, siz mutlu gençleri görmüyorsunuz diyor bize. Bu kadar basit cevap veriyor yani. Düşünün. Mesela Sanayi Bakanı bir açıklama yaptı Plan Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken. Diyor ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı, diyor ki 2021 yılında en üst düzeyde 100'ün üzerinde araştırmacı Türkiye'ye gelecek diyor. Yabancı bilim insanı Türkiye'ye gelecek. Peki biz şunun üstünde çok durduk. Cumhurbaşkanı bir gün bir üniversitenin açılışında, İzmir'di yanılmıyorsam, Türkiye üniversiteleri neden ilk 500'de değil diye sorgulamaya başladı. Ama bunu sorguladığı zaman Türkiye daha önce ilk 500'deydi. Ne zaman 500'deydi? İhraç ettikleri bilim insanları, akademisyenler üniversitelerin başındaydı. Yönetim kurullarındaydı üniversitelerin. Orada hocalık yapıyorlardı. Siz kalktınız ülkenin en akıllı insanlarını, en önemli bilim insanlarını ihraç ettiniz. Attınız üniversitelerden. Şu ya da bu ada bir bölümü, altında. Tabii bir bölümü şimdi yurt dışında. Bakın şu an Türkiye'de en iyi üniversiteleri bitiren gençler Avrupa'nın yolunu tutuyor. Çok ciddi bir beyin göçü var. Biz bunu ısrarla altını çiziyoruz. Türkiye şimdi fabrika ayarlarına dönse, 30 sene boyunca çalışılsa bu eski halimize biz gelemeyiz. Bu AKP ile MHP iktidarının ülkeye kaybettirdikleri o kadar çok şey var ki, bilinmeyen, görünmeyen. Bir tanesi de bu mesela. Bir de sonra kalkıyor diyor ki yerli ve milliyiz. Oysa ki siz 5000 akademisyeni ihraç ettiniz. Şimdi mesela diğer bir ön plana çıkan, bu bütçe görüşmelerinde ön plana çıkan başlık. Mesela savaş stratejileri, savaş merkezli bir dış politika. Şimdi diyor ki
Mesela Milli Savunma Bakanı da benzer sunum yaptı. Dışişleri Bakanı da, hatta İçişleri Bakanı da aynı sunumu yaptı. İşte biz Mavi Vatan'ı koruduk, sınırın ötesinde güvenlik aldık, öyle yaptık, böyle yaptık. Şimdi biz bu içine girilen bu savaşlar, çatışmalar neyse bunların analizini çıkardık. Mesela Libya'ya çok büyük yatırım yaptı Türkiye. Bu AKP iktidarı mesela Türkiye işte bir sürü savaşçı gitti, silah yollandı, öyle oldu, böyle oldu, bir ton şey oldu mesela. Şimdi bütün bunlar nedir? Masraftır. Bu masraflar karşısında Türkiye'nin mesela siyasi kazanımını sağlama yaptınız mı diyoruz. Biz sağlama yaptık Ali Bey. Bizim yaptığımız sağlamada, bu sağlamayı sadece biz değil, muhalefetin diğer partileri de yaptı. Mesela Libya'da şu anda Fas, Tunus ve Mısır'da Birleşmiş Milletler'in gözetiminde birçok ülke bir araya geliyor ve Libya'da siyasi çözüm arıyorlar. Çok sayıda konferans ve toplantı oluyor. Türkiye o masada şu an yok. Bu kadar büyük paralar döküldü. Bu kadar herkes Doğu Akdeniz'de karşısına alan bir siyaset izledi. Oysa ki biz dedik ki böyle yapmayın. Bu ülkenin parasını, pulunu Libya'ya savaşa, Doğu Akdeniz'de bir savaşa harcamayın. Bu ülkenin güvenliğini de ilgilendiren bir konu değil. Bu sizin beka sorununuz. Kendi iktidarınızın beka sorunudur dedik ama biz dinletemedik. Şu anki bütçeye baktığımızda yine savaşı merkezine almış olan bir bütçe ortaya çıkıyor. Özetle bu bütçe. Elbette bütçe bu. Bakın çok çarpıcı bir örnekle bu savaş kısmını bitirebilirim. Mesela S-400 ile F-35 programı. S-400 Türkiye'ye getirildi ama şu an kullanılmıyor biliyorsunuz. Rusya da Türkiye'yi sıkıştırıyor bir an önce aktifleştirin diye. F-35 programından S-400'leri aldığı için Türkiye, evet. ABD onu F-35 programından çıkardı. Sadece bu iki programa ödenmiş olan 6 milyar dolarlık bir para var. Ve 6 milyar dolar şimdi çöpe atılmış durumda. Tabii. Kullanılmıyor. Yani oradan programdan çıkarıldık. O para, tabii, ne olacak bilmiyoruz. Bunu, aynen, aktifleştiremiyoruz. Yine Amerika çekingesi var galiba, tabii, olan nasıl yapsak falan gibi. İşte yani dış siyasette kaldı. Hani yurtta savaş, cihanda savaş ve çatışmayı merkezine alan bir anlayışla izlenen dış siyaset hem Suriye'ydi, hem Irak'tı, hem Libya'ydı. Birçok dış ülkede ilişkiler gerildi. Bunun yanı sıra çok büyük askeri masraflar yapılıyor. Bu askeri masrafların bir manası var mı? Hakikaten yok. Olmadığı için de bunun bedelini Türkiye'de biz ödüyoruz, işçiler, emekçiler, halklar ödüyor. Bakın mesela şimdi Suudi Arabistan'la tartıştılar, kavga etti bu iktidar. Çünkü gerçekten iyi anlaşabildiği muhtemelen Katar dışında, bir iki ülke dışında ülke kalmadı. Suudi Arabistan'da Riyad Ticaret Odası açıklama yaptı. Türkiye'nin ürünlerini boykot edelim. Kaldı ki biz bunu da çok işledik. Çünkü bu doğrudan Hatay'ı, Adana'yı, Mersin'i, bu bölgenin önemli oranda tarım ihracatı yaptığı ülkelerden birisidir. Doğrudan buradaki yerli üreticiyi de çok ilgilendiren bir konu Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'la ticaret. Mesela Suudi Arabistan boykot çağrısı etkili oldu. Hemen akabinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde hemen bu boykot karşılık buldu. Şimdi siz nasıl bir siyaset izliyorsunuz ki yakın komşularımız olan ülkelerle bile ticari ilişkilerimiz, alışverişimizi engelliyorsunuz. İşte emin olun ki Ali Bey böyle bir planlama, böyle bir bütçeleme yöntemine gitmişler. Ve mesela şimdi önümüzdeki bu süreçte bizim önemli vurguladığımız bütçe görüşmelerinden bir başlığımız daha var. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Hakikaten cinsiyet eşitlikçi olmayan bir bütçe yaptılar. Biz kadınlar olarak, HDP'li kadınlar olarak en fazla vurgu yaptığımız konulardan birisi, her bakanlığın bütçesi görüşülürken tek tek, ya burada kadını görün, burada kadın diye bir varlık vardır ve bundan bahsedilmelidir. Biz dünyadaki nüfusun yarısını oluşturuyoruz. Oysa ki dünyadaki mevcut olan sermayenin %1'ine bile sahip değiliz dünya ölçeğinde. Türkiye'de mesela diyoruz ki istihdam alanında bir eşitlik sağlansın. Bir yasa çıkartalım kadınlar için.
Bütün fabrikalarda, üretim alanlarıydı, işte %50 kadın kotası uygulayacaklar. Böyle bir istihdam politikası izleyeceğiz. Yok öyle bir şey. Mesela kadın kooperatifleri, biz bunu Ticaret Bakanı Ruhsar Hanım'a da sorduk. Kooperatifleri destekliyoruz dedi, kadın kooperatiflerini. Şimdi ben dönüp bakıyorum, en fazla kadın kooperatifi kuran parti kimdi belediyeler bağlamında? HDP'ydi. HDP belediyelerine kayyum atandı. Kayyum geldiğinde ilk işi emin olun ki o kadın kooperatiflerini kapatmak oldu. Tabii ki diğer kadın kurumlarını da kapattılar. Kadın kooperatifleri kapandı. Mesela Türkiye'de HDP'nin olduğu belediyelerde yüzlerce kadın o kooperatiflerden istihdam oluyordu. Şimdi onları kapattılar. HDP'li kadın kooperatiflerine destek yok. İşte yandaş olarak gördükleri bir iki ekibe birkaç kooperatif kurduruyorlar ve diyorlar ki biz kadın istihdamı sağladık. Bu gerçek değil. Türkiye'de kadın istihdamı çok ciddi geriye gitmiş durumda. Bu bütçe ne yazık ki 2021 bütçesi de kadını görmedi. İşçiyi, emekçiyi, çiftçiyi görmedi. Yine bu bütçede biz KYK'lı borçları silinsin dedik. Üniversiteli gençler geldi bizi mecliste ziyaret ettiler. Ve dediler ki 5 milyona yakın KYK borcu olan genç var, silinsin istiyoruz. Biz bunu zaten bir dönemdir dillendiriyoruz. Mesela bizim Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımız hesaplama yaptılar. Sadece bu yandaş firmalardan, bu 5 firmadan bahsettik ya yandaş, bunun bir aylık devletten kazançlarından bir aylığını devlet onlara vermediğini varsayalım. 5 milyon KYK'lının borcunu silebilir. Bu kadar basit. Ama evet, burada bütçe tercihi savaştan, yandaştan, kendi iktidarlarını korumaktan yana yapılıyor. İşçi, çiftçi, kadın, öğrenci, genç, işsiz, emekli, esnaf bunları görmeyen ne yazık ve sayısal, ki bir... Ve sayısal çoğunluk olmayınca da iktidarın karşısında 7 Aralık'ta da bu herhalde rahat rahat 7 geçecek. 7 Aralık'ta da bu olduğu gibi tabii 7 ile 12 arası Aralık'ta tamamlanacak. Yani 4 pardon, gün 5 gün sürüyor. Yo yanlış ifade ettim. 12 gün sürüyor toplam. Yani 12 gün. Evet 12 gün sürüyor yani 20 toplam. 20 Aralık'a doğru bitecek yani. Bitecek ve bitiminde biz göreceğiz ki az önce bahsettiğimiz formülasyonla İktidar yine çok zalimane bir bütçe çıkarmış olacak. Peki, Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Bir saatimizi doldurduk. Aslında daha kısa süreli yapıyorduk ama bir saat oldu. Sizin sözünüzü kesmek istemedik. Çok teşekkür ediyoruz size efendim. Ben teşekkür ederim. Bizi de izleyen sevgili halkımıza buradan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Ayrıca HRT ailesine de ve siz Ali Bey sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah Sayın Vekilim. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programı burada sona erdi. Bir başka programda yeniden birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyoruz efendim.